Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur Ondan kanalına. Uzun bir süredir Fenerbahçe ile alakalı bir şey yapmıyorduk. En son Beşiktaş'ı yaptık, Galatasaray'ı yaptık ve sıra Fenerbahçe'ye geldi ve uzun dönemdir. Belki de 1,5 seneden beri transfer kariyeri çekmiyoruz arkadaşlar. Transfer kariyeri nedir peki şimdi? Bilmeyenler var, diyor ki Allah Allah ya, transfer kariyeri ne acaba diye merak ediyorsun. O zaman dinle dostum, anlatıyorum senin için. Transfer kariyerimiz, şimdi Rebit videoları var ya, Rebit'lerde ne yapıyoruz? Giriyoruz, diyoruz ki işte arkadaşlar takım yapacağız. Sonra yapıyoruz, evet şunu aldım bunu sattım. Hayır, burada öyle değil. Burada hepsini beraber alıyoruz, hepsini beraber satıyoruz. Kime teklif geldi, kime kaç para pazarlık oldu, hepsini siz canlı yayınmış gibi izliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Bu arada bütün maçları da kendimiz simülat ediyoruz. Sebebi ne derseniz, tabii ki bazılarını otomatik simülat edebiliriz. Sebebi ne derseniz, mesela diyelim ki ben Arda Güler'i camda oynatmak istiyorum ama oyunu oynatmaz. O yüzden kendim giriyorum, kendim kadromu yapıyorum. O şekilde maç ilerliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Uzun dönemden sonra Fenerbahçe transfer kariyeri karşınızda. Lütfen bir kere like'a basalım. Başlıyoruz. Evet, öncelikle kadromuz bu şekilde. Ben bu şekilde oynatmayacağım. Bu kadro, yani bu şekilde bence iyi bir ikili değil burası. Şu taktiğe dönelim. Bu taktik her zaman bizim için iyidir. Hatta bunun CDM'lisi var. CDM'lisine dönebiliriz ya da şöyle mi yapsak bilmiyorum. CDM'lisine dönelim arkadaşlar. Bu taktik iyidir. Kadro merkezine gelelim. Crespo'yu şöyle bir kendisini cama koyalım. İrfan Can zaten camda oynayacak. Crespo, Valencia, bunların hepsine bakacağım. Hepsine zamanı gelecek. Bir dakika. Şimdi Rossi zaten çok gol atan bir oyuncu. Rossi'yi orta sahaya bir alalım bakalım. Hafif şöyle bir sol kanat değil de sol orta saha olarak Rossi'yi bir alalım. Şimdi arkadaşlar, oynatmak istediğim kadro benim bu şekilde. João Pedro, arkalarında Arda Güler. Evet, biliyorum ki başarısız olacağız. İlk sezonda belki bir şey yapamayacağız ama ben Arda Güler'in gelişip daha sonraki senelerde bize fayda sağlamasını istiyorum. Çünkü buradaki amacımız Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek. Arda Güler burada oynasın. Rossi burada oynasın. İrfan Can burada oynasın. João Pedro burada. Arao Crespo ikilisi. Bir tanesi CDM, bir tanesi CM. Atilla Saray, Serdar Aziz. Serdar Aziz'den daha iyisi burada Perez var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 27 yaşında 76'lık stoper. Daha iyi bir stoper. Osay Samuel sağ bekimizde oynuyor. Ferdi Kadıoğlu sol bekimizde oynuyor. Şimdi yedeklerimize bakalım. Rossi'nin yediği var mı? Var. Buruma. Bir sezon beni idare eder mi? Eder. Arda Güler'in yediği var mı? Lincoln. Eder. İrfan Can'ın yediği var mı? Emre Mor. Eder. Arao'nun yediği var mı? Evet. Ön libero'da yok. Mesela Crespo'nun hem Mihail Zeiss var, hem Mert Hakan var, İsmail Yüksek var. 3 tane yediği var. Ama Arao'nun CDM olarak bir yediği yok. Juan Perez, Serdar Aziz oynuyor. Atilla Salah, Henrique oynuyor. Ferdi Kadıoğlu'nun yediği Alioski var. Asuya Samuel'in yediği de yok. Yani sağ bek yediğimiz yok. CDM yediğimiz yok. İki mevkinin yediği yok. João Pedro'nun yediği bir sürü forvetimiz var. Bakın 4 tane forvetimiz var. Bu forvetlerden bazılarını satacağız ve buradan para kazanmaya çalışacağız. Ferdi Kadıoğlu burada oynayacak. İlk 11 oyuncumuz olacak Ferdi Kadıoğlu. Atilla Saray ile Perez. Bu ikisinden bir tanesini, Atilla hani kalabilir. Çünkü yaşı 24. Ama Perez'in yerine daha böyle daha overall yüksek bir oyuncu alabiliriz. Bir tane sağ bek alabiliriz. Sağ bek yedeği. Arao çok iyi bir oyuncu. Burada 30 yaşında ama bir ön libero alabilir miyiz diye düşünüyorum. Yani parayı nereye harcayacağımı düşünüyorum şu anda ben. Önce istiyorsanız ben oyuncu satışlarına başlayayım. Oyuncu satışlarına bir de ofisimize bakalım. Ofisimizde şu an 30 milyon euromuz var arkadaşlar. 30 milyon euro gayet iyi bir para. Ofisimize geldiğimiz zaman da buradan bazı oyuncuları artık transfer listesine koyalım. Mesela Çağatay, sen kiralık olarak git bakalım koçum. Şimdi Alioski burada 3 milyon 600 ediyor. 30 yaşında. Aslında satmak istemiyorum ama 30 yaşındaki bir oyuncu seneye daha da az para edecek. Ama bir sezon kalsın mı acaba? Bir sezon kalsın. Perez var stoperimiz, 7 milyon euro yapıyor. Atilla Sarla 11 milyon yapıyor. Serdar Aziz 2 milyon 900. Serdar Aziz yine kalsın 2.900'e. Henrique 2.800. Şimdi Henrique 29 yaşında. Hani fazla bir şey olacağını düşünmüyorum. Transfer listesine ekleyelim Henrique'yi. 3 stoper beni idare eder. Osei Samuel sağ bekimiz kalsın. 6 milyon değeri var ama başka bir sağ bek yok şu anda. Sağ ortası sağ koyuyorum. Arao kalsın, güzel. Rossi kalsın. Mert Hakan 3.200. Hemen satış listesine koyuyoruz. Mihail Zeiss arkadaşlar hem bak hem ön libero hem cam oynayabiliyor. Yani bu Arao yedekleyebiliyor aslında. Bu kalsın. İsmail Yüksek yine aynı şekilde benim çok güvendiğim bir oyuncu. O da kalsın. Arda Güler, Lincoln, İrfan Can, Pelkas 4.200 yapıyor. Seneye gelir, belki orada gelişir. Emre Mor, Burak Kapacak, Buruma, bunlar kiralık. Valencia 6 milyon euro değeri var. Hemen satış listesine koyuyoruz. Batshuayi'nin 11 milyon euro değeri var. Onu da mı satış listesine koysam? Burada João Pedro'nun arkadaşlar 30 yaşında. Onu da satış listesine koyacağız. Batshuayi da satış. Hepsini satış listesine koyacağım. Joshua King bunu da, Serdar Dursun bunu da. Diyeceksiniz ki niye böyle bir şey yapıyorsun? Arkadaşlar şimdi Valencia 32 yaşında. Yani zaten bu saatten sonra parası düşecek. Ve 32 yaşında bir oyuncu ne yapayım ben? Batshuayi 28 yaşında. Bak bu kalabilir. Anca iyi bir tekme vereceğim. Batshuayi kalabilir. João Pedro 17 milyon euro değeri var. Çok değerli bir oyuncu. Ama 30 yaşında. Yani bu da 1 sene sonra 12'ye düşecek. Niye zarar edelim? Joshua King yine 30 yaşında. Serdar Dursun yine 30 yaşında.
Samat da mesela kiralık. Berisha bak, Berisha mesela burada iş yapabilir. Berisha'yı geri çağırmak kaç para? 517 bin lira. Berisha'yı mesela yedek şey olarak tutabiliriz takımımızda. 517'ye yedek olsun mu? Buna karar vereceğim. Şimdi bu oyuncuların satılmasını bekleyeceğim. Bakalım bu oyunculara transfer teklifi gelecek mi? Lincoln Henrique için bir transfer teklifi var. 3 milyon. Ne isteyebilirsin diyor. 3250 isteyebilirsin diyor. Biraz az geldi bana. 4400 ile 4 milyon arasında bir para isteyeceğiz. Bu arada kadro merkezine gidelim. Çünkü bazı oyuncuların sözleşmesi sona erdiği için oyuncular çok ucuza gider. Onlara bir bakalım kimlerin sözleşmesi sona eriyor. Buruma zaten kiralık. Altay Bayındır 1 yılı var. Kesinlikle sözleşme imzalamamız lazım. Aa, serbest kalma bedeli olmaz Altaycığım. Evet, River Plate Valencia'yı istiyor arkadaşlar. 32 yaşındaki golcümüzü istiyor. 7.300, 7.500. Oo, bayağı iyi teklif. Bayağı iyi teklif. Valencia'yı gönderelim. Lens Arda Güler'i kiralamak istiyor. Tabii ki Arda Güler'e bütün teklifleri reddediyoruz. Bu arada bir tane şeyimiz kabul olmuş. Hangisi? 4.200 kabul olmuş. Tamam. Evet, ilk transferimiz Valencia oldu. Takımımızdan gidiyor Valencia. Nereye gidiyor bakalım? River Plate'e gidiyor. 7.5 milyon euro buradan bonservis bedeli kazandık. Çok iyi para bence. Şöyle bakalım, makul fiyat değil mi? Nasıl değil ya? Oğlum mümkün olan 10.5. Yok ya, 10 milyona satılmaz. Oyun da saçmaladı. Güzel. Şimdi İsmail Yüksek için Osasuna kiralık teklifte buluyor. İsmail Yüksek aslında ben oynatacağım İsmail Yüksek'i bazı maçlarda. Bunu kabul etmeyeceğim. Çünkü yani kesin oynatmayacaklar çocuğu ve çocuğu bitirecekler. O yüzden teklif reddediyoruz. Serdar Dursun'a 5.5 milyonluk teklif var. Daha fazla bak, 4.750 isteyebilirsin diyor. Yani bence o zaman bu teklif çok iyi. O zaman bunu kabul edelim. Evet, ikinci satılan oyuncumuz Serdar Dursun oldu. Serdar Dursun. Yok, Henrique'ymiş pardon. Espanyol'a gitti Henrique 4.250'ye. Güzel bir transfer. Buradan da biraz para geldi. A fiyata satmışız o arada. Bunun da bilgisi geldi. Şimdi Serdar Dursun. Henrique satıldı. Çağatay Kurukalıp kiralık gitmek istiyor. Nereye gitmek istiyor? Garip bir takıma gitmek istiyor. Acaba bunu oynatırlar mı? Oynatırlar mı? Görüşüm yap, etki ver. Satın alma opsiyonu olmadan kısa süreli 1 yıllık, kısa süreli 1 yıllık kiralık olarak belirleyeceğim. Evet, şimdi Serdar Dursun gidiyor arkadaşlar. Serdar Dursun kaç paraya gönderdik Granada'ya? 5.500'e gönderdik Serdar Dursun'u. Granada takımına 5.500'e Serdar Dursun'u gönderdik. D diyor, 8'e gönderebilirsin diyor. İnanmıyorum yani, 8 falan vermezler yani. Nereye veriyorlar? Evet, Çağatay şu anda gidiyor. Batshuayi için bir transfer teklifi ver. 10 ile 15 arası isteyebilirsin diyor. 12 görüşme yap diyelim. 15'e yakın bir para isteyeceğim. Eğer buradan 15'e yakın güzel bir para gelirse arkadaşlar, şöyle bir oyuncu değişimi 14.500 diyelim. 14.500 verecekler mi bakalım. Kabul ediyoruz diyor 14.500'ü. Tebrik ediyorum. İnşallah Batshuayi buradan bizden giderse çok güzel bir para gelir bize. Tottenham João Pedro'yu istiyor. 19 milyon 700 verdi. Kaç istiyor? 25 milyona kadar isteyebilirsin diyor. 25 milyona kadar. Görüşme yap diyelim. Bakalım gerçekten 25 milyon euro kadar parayı bize verecekler mi? 25'i bir anda istersek belki geri vites yapabilirler. 23.800'den başlatalım bakalım. 23.800'e ne diyecekler? Tamam diyor 23.800'e. Çok güzel oldu. Şu anda biliyorum içinizden bana ne söylediğinizi. Daha fazla isteyebilirdin, niye öyle yapıyorsun falan dediğinizi biliyorum. Ama 30 yaşındaki bir oyuncuya eğer bir daha transfer teklifi gelmezse ben bundan korkuyorum arkadaşlar. O yüzden de bu şekilde devam ediyorum. Mert Hakan için bir transfer teklifi. Nereye gidecek? Beşiktaş'a 3.950 vermişler. Bir tık daha fazla verirseniz olur. 3.950 ile 5 milyona şöyle bir fiyata olabilir. Şimdi lig maçı geldi. Lig maçında görmüş olduğunuz gibi ne yazık ki tam hazırlanamadık. Kadromuzu tam kuramadık. Bazı oyuncularımız hala eksikler falan filan var. Bu sezon kötü gidebiliriz. Arda Güler orada oynayacak. Ne olursa olsun Arda Güler oynayacak arkadaşlar. Çünkü ben geleceğin cam oyuncusunu şimdiden takıma kazandırmak istiyorum. Batshuayi ve William Araoğlu'nun golleriyle 2-0 kazandık. Derecelere baktığımız zaman Arda Güler 7.4 ile iyi bir derece almış aslında. Şöyle Atilla Salah, João Pedro oyundan çıkmış. Evet, kim gidiyor? João Pedro gidiyor. Çok güzel bir para gelecek. Bakalım hangi Batshuayi mi gitti? Batshuayi de gitti. İkisi birden gitti galiba. Bakalım ne geldi fiyat ratinginden Batshuayi'den? A geldi. Çok iyi fiyata sattınız diyor Batshuayi. King var. Oğlum şey, João Pedro değil miydi ya? Ha, bu da gitti. João Pedro 23.800'e gitti. Bakalım bunun için ne geliyor? Şöyle bir bakıyoruz. Fiyat ratinginden baktım. Buna da A geldi. Çok güzel iki tane oyuncu sattık arkadaşlar. Şimdi ofisimize bakıyoruz. Artık yavaş yavaş oyuncu alma zamanımız geldi. 87 milyon euro yaptık. Şimdi ne yapabiliriz? Şöyle bir bakalım. Kadromuza bakalım. Kadromuzda hangi mevkilerimiz eksik? Şimdi King var. Hem de King bir tane şey kaldı. Gördüğünüz gibi bir tane kaldı. Yani başka da bir tane oyuncum yok. O yüzden King benim yedek santraforum olacak. Hatta bunu da satacağım ben. King'i de satabilirsem bizim diğer çocuğu almak istiyorum. Neydi, unuttum adını. Kiralık şu an var ya, Alman. Onu almak istiyorum buraya. Ama bir tane santrafor almamız lazım. Yani gerekli.
Şimdi Atilla Salah gelişebilir bir oyuncu ama Perez arkadaşlar 28 yaşında, hani çok da gelişebileceğini zannetmiyorum. Bir tane baba stoper lazım bak. Çok iyi bir stoper istiyorum. Çok iyi 80-81'lik bir stoper. Bir tane de santrafor. İki tane oyuncu şu anda benim işimi gayet iyi görür arkadaşlar. İki tane oyuncuyla ben şu anda giderim. Şimdi transfer merkezimize girelim bakalım. Santrafor olarak belirlediğim Muani belirledim. Santrafor olarak Muani oynatabiliriz. Fransız. Kaç para isterler diyor. 42 milyon euro istekleri fiyat 52 ile 42 arası diyor. Yani 80 overlı bir oyuncu. Alacaksa Fenerbahçe düzgün forvet alsın diyorum. Ve ben burada basit transferlerden kaçacağım arkadaşlar. Basit transferlerden kaçacağım. 33 milyon euro değeri varmış. Şöyle bir 36 milyon euro bir teklifte bulunalım. Bakalım ne diyecekler. 52 diyor. Çok düşük diyor. Hacı abi sen ne yaptın ya? Ne 52'si? Hadi 40-4700 iyidir. 4700. 43 diyor. Son bir teklifte bulunalım. Benim için biliyorsunuz bu paralar çok önemli. 41-800'de anlaşalım. 41-800'e anlaştık. Çok güzel. Şimdi stoperlere bakalım arkadaşlar. Şimdi Bremer'i alamayız. Çok pahalı. Tamam mı? Milenkovic alalım. Milenkovic alabiliriz. 35 milyon euro bırakırlar diyor. Stoper oynayabiliyor. Gabriel var yine aynı şekilde. Bunu da alabilirim. Bakıyorum. Hepsi arkadaşlar. Bu 81 overall'lı. Bu 80. Bu da 80. 81 overall'lı daha iyi olabilir. Ofansif çalışma, defansif çalışma. Defansif çalışma orta yüksek. Yüksek. Bak bunlar daha iyi. Şimdi Milenkovic mi Gabriel mi? İkisinin arasında girip geliyorum. Brezilyalı bir şey benim için daha iyi olabilir. Brezilyalıları Fenerbahçeliler sever çünkü. Ben Dünya Kupası'nda o yüzden Fenerbahçe tutuyordum. Çünkü ben her Dünya Kupası'na şey Fenerbahçe diyorum. Brezilya tutuyordum. Brezilya tutarım çünkü Fenerbahçe'de çok Brezilya oyuncu gelmiştir. Hem de renkleri de benziyor biraz. Sarı lacivert gibi, sarı yeşil ama benziyor. Alexler, Roberto Carlos'lar, Edu'lar, Luciano'lar, işte ne bileyim Aurelio'lar, Nobre'ler, Roberto Carlos, Alex saydık. Abi çok Brezilya oyuncu geldi Fenerbahçe'ye. Sizler de yazabilirsiniz unuttuğum Brezilya futbolcular varsa Fenerbahçe'nin. Dos Santos, Alexandre Santos neydi ya? Dos Santos muydu? Sol bek. 36 verdim, 55 istedi. 55'e paramız asla yetmez. Çünkü 40 lira param vardı. 41 diyoruz. Hocam diyor, kusura bakma diyor. Ben bu fiyatlara seninle çalışmam diyor. Biz de Milenkovic'e gideriz. Milenkovic 30 yaşında, 30 yaşında diyorum. 35 milyon euroya alınabiliyor. 32 milyonluk bir teklifte bulunacağım. Bakalım ne diyecek. %10 ne diyor? Anlamadım ne olduğunu. 42 istiyor, bir de üzerine şey mi istiyor? 42 olmaz. 37 veriyorum. Sonra payı kaldırıyorum. 37-600'e anlaştık. Tamamdır. Stoperimizi de alıyoruz arkadaşlar. Evet, Çağatay şu anda kiralık gitti bir takıma. İnşallah burada oynar. Kötü bir takıma bilerek verdim ki forma şansı bulsun diye. İnşallah oynar orada. João Pedro satıldı. Bu para daha gelmemiş miydi bunlar? Yoo, gelmişti. Mert Hakan diyor satılacak diyor. Teklifi kabul et. Bu paralar gelmemiş miydi? Bakalım beraber istiyorsanız ofisimize. Şöyle ofisimize geldiğimiz zaman mali durum nerede? Böyle bazen hata olabiliyor. Mali durum 87. Yoo, gelmiş o paralar. Evet, santraforumuz şu anda teklifimizi kabul etti. Hayırlı uğurlu olsun santraforumuz. Takımımıza Muani geldi takımımıza arkadaşlar. Muani. Evet, nasıl bir fiyat almışız? Şöyle bakıyorum. Fiyat almışız. Çok güzel. İşte çok güzel oğlum. Kolo Muani geldi takımımıza. Ve şimdi bir de stoperim gelirse çok iyi olacak. Haydi koçum. Maça girmeden Milenkovic de geldi. Milenkovic harikesin. Harikesin bu arada. Harikasın değil. Evet, bakalım bunun nasıl bir fiyatı almışız. Şöyle bir bakıyoruz Milenkovic'e. Fiyat diye düşünüyorum. Ve B. Olsun, bu da çok iyi. Evet, King'i almak istiyorlar. 7 milyon 400 isteyebilirsin diyor King için. 10 milyon çok fazla. Ama 7-400 ile 6-800, 6-900 arasında bir fiyata alacağız. Lincoln'u almak istiyorlar. Lincoln'a 15 milyon euro'luk bir teklif var. Hem sol orta saha, hem MO, hem de cam oynayan bir oyuncuyu satmak istemiyorum. Hem de daha 23 yaşında. Çok büyük fiyatlara satılabilir arkadaşlar. Çok büyük fiyatlara satılabilir ama tabii ki Arda'nın arkasında oynaması lazım. Şimdi kadromuza gelelim. Kadro merkezi nerede? Takım yönetimi. King'cim oradan çekil bakalım. Baba geldi. Muani geldi. Perez Salahi. Perez'in yerine de Milinkovic geldi. Çok güzel. 80-76. İki tane 80'lik oyuncuyu kadromuza indirdik. Evet, Mert Hakan Beşiktaş hayırlı uğurlu olsun. Beşiktaş'a gidiyor. Zaten kendisini gerçek futbolda da çok beğendiğim bir oyuncu değildir. Çok ağır olduğunu düşünüyorum mevkisine göre. Fiyata sattık. Güzel oldu. Şimdi kime karşı oynuyorduk? Hatayspor'a karşı oynuyoruz. Volkan Demirel'in takımına karşı oynuyoruz. Çocuklar, güveniyorum size. İki de yeni transferimiz var. Muani gol at bakalım. İrfan Can, Muani, William Arao, Muani ve İrfan Can'ın golleriyle arkadaşlar. Muani ve William Arao'nun Muani. Şu an var ya, eğer var ya böyle seslerden uyuşan alanlar varsa şu anda acayip kırılıyorsunuz. Biliyorum ama çok güzel bir şeyle kazandık. Şimdi Zayas girmiş, Alioski'yle girmiş, Lincoln girmiş. Burada Arda Güler 5.8'de çıkmış. Neden benim burada şey yok ya? Lincoln yok mu?
Lincoln girmiş zaten, ha girsin. İlk maçında golünü atıyor. Muani attı arkadaşlar ilk maçında golünü. Devam ediyoruz. Şöyle bir devam edelim bakalım oyuncularımıza. Çok güzel. Çok güzel oldu. King şu anda gitmek üzere. Teklifi kabul et dedik. King'in gitmesini bekliyoruz. King satıldığı anda bunun üzerine çalışıyoruz Altaycığım. Sakin ol. Hocam diyor takımda diyor oyuncu kalmadı falan. Sen rahat ol, oyununa bak koçum benim. Benim canımı sıkma. Şimdi Joshua King de gidiyor. Oradan da güzel bir para gelecek. Evet, Joshua King de gitti arkadaşlar. Onu da gönderiyoruz takımımızdan. 7 milyon 100. Hadi canım benim. Hadi canım benim. Hadi. Fiyat ratingi A. Mükemmel. Şimdi. Madem o gitti. Öbürü de gitti. Ne yapıyoruz? Tabii ki Berisha'yı geri çağırıyoruz. Çünkü yedek santraforum yok şu anda. Berisha geri gelsin. Mali durumumuza baktığımız anda 14 milyon euromuz var. 14 milyon euro şu anda bizde kalsın. Transferin son gününe kadar bakalım. Belki bir transfer teklifi gelecek bir oyuncumuza. O yüzden de ellemiyoruz. Şimdi Karagümrük'e karşı oynayacağız. Ben şu takım yönetimine bir iyice bakayım. Ama buradan bakmayayım. Dışarıdan bakayım. Çünkü yedeklerimi ayarlamam lazım. Şimdi Berisha santrafor olarak buraya gelsin. Lincoln mutlaka oynamalı. Buruma çok önemli değil. Zaten kiralık. Hani ben çok da önemsemiyorum o yüzden. Emre Mor burada. İki tane bak. Hem Alioski hem Zeiss var. Burada Zeiss'in yerine Emre Mor girsin. Perez de burada. Serdar Aziz'in yerine geldiği zaman gayet de iyi bir kadro oldu. Evet, Hatayspor'a karşı Arda Güler 69 overall'da şu anda. Yükselmesini bekliyoruz. 0-0 beraber kaldık. Ne yazık ki gol atamadık. Şöyle baktığımızda hiçbir oyuncu değil. Alioski girmiş sadece Ferdi'nin yerine. 6.3 ile oynamış. Ferdi 6.6 ile oynamış. Berisha zaten az önce kiralıktı. Hemen bir daha kiralık almak istiyorlar. Engelliyoruz arkadaşlar Berisha'nın kiralık verilmesini. Ve kadro merkezimize baktığımız zaman hani hangi oyuncular kaldı takımda? Şöyle bakalım. Al, iki tane kalecim var. Ferdi var. Alioski. Sol kanadım tamam. Bu yedek şey gitti. Stoperlerim 4 tane stoperim var. Burası tamam. Sağ bek yediğim yok. Sağ bek yediği lazım benim. CDM'm var. Sol açığım var. CM'm var. CM'm var. CM. 3 tane CM. Burada Zeiss'i de satabiliriz aslında. Zeiss'ten iyi para gelebilir. Zeiss'in şeyi kaç para finansalı? Şöyle baktığımız zaman. 5500. Transfer listesine ekleyelim Zeiss'i. Onu da satalım. İrfan Can gayet iyi oyuncu. Arda Güler, Lincoln, Pelkas, Emre Mor, Burak Kabacak, bilmem ne. Muani Samatta. Şu anda bence iyi oldu. Sadece Zeiss'i satıp bir tane sağ bek yediği alabiliriz. Galatasaray mücadelesini oynayacağız arkadaşlar. Galatasaray'a karşı deplasmanda oynuyoruz. Seferovic arkasında Mertens, Rashica, Yusuf Demir, Mitchu, Torreira, Nelson, Bardakçı, Boye, Van Aanholt ve Muslera. Gerçekten iyi bir kadrosu var. Sadece bu maça özgü şöyle bir şey yapabilirim. Arda burada artı 2 alıyor ya. Lincoln burada artı 2 almıyor. Arda Güler burada artı 2 ile 73'e geliyor. Bu da 73 çekiliyor. İkisi de 73 de oynuyor şu anda. O yüzden Arda ile de başlayalım. Bakalım deplasmanda Galatasaray'a karşı ne yapacağız? 2-1 kazanıyoruz Emre Mor. 88'de atıyor. 86'da atıyor. Emre Mor'un golüyle derbiyi kazanan takım Fenerbahçe oluyor. Şöyle bir bakalım. Nerede? Osa'ya 5-8. Bilinara 6-3. İrfan Can 5-8. Arda Güler'i çıkartmamış mı? Aferin Arda Güler. 7.7. Rossi 8.3. Kalecim iyi oynamış. Gerçekten de güzel bir galibiyet alıyoruz. Derbide hem de deplasmanda kazanan taraf olmak bizi sevindirdi. Evet, Zeiss için Benfica 6-700'lük bir teklifte bulundu. Zaten 6-600 falan isteyebilirsin diyor. Bence gayet uygun bir teklif. Alioski için transfer teklifi bir oyuncu veriyorlar. Nasıl bir oyuncu veriyorlar? Şöyle bakalım. Sol kanat veriyorlar. 70 overall'lı. Tabii ki benim böyle bir oyuncuya ihtiyacım yok. Alioski'yi de satmak istemiyorum. Teklifi reddediyoruz. Teşekkür ederim. Osa Samuel'i Trabzonspor istiyor. 8-200 para veriyor Osa için. Osa'yı çok daha değerli bir oyuncu. Osa'yı asla ve asla satmak istemiyorum arkadaşlar. Hatta ne yapıyorum biliyor musun? Bütün transferleri yasaklıyorum Osa'ya gelen. İstanbulspor mücadelesi. Hadi koçlarım benim, güveniyorum size. İstanbulspor mücadelesinde 1-0 kazanıyoruz. Muani attı. Daha fazlasını da atabilirdik ama yine de olsun. 1-0 1-0'dır. Galibiyet galibiyettir. Rangers Zeiss'i almak istiyor. Ne oldu? Reddedildi diyor. Benfica'yı reddetmiş. Niye bilmiyorum. Rangers 7-700 veriyor. Kabul ediyorum. Şaşkınım hocam. Tüm hafta boyunca kendimi hazırladım. Beni ilk 11 alacağını düşünmüştüm ama yine yedek yaktınız. Neler oluyor? Şans yakalamak için çalışmaya devam et evlat. Şimdi Sivasspor mücadelesi var. Kendi sahamızda oynuyoruz galiba büyük ihtimal. Bakıyorum böyle bir deplasmanda oynuyoruz. Bu maçta Emre Mor benden biliyorsunuz forma istemişti. Arda Güler'le şunu değiştiriyorum. Buraya da Emre Mor yapıyorum. Hadi bakalım bir maçlık oyna koçum. Bakalım bir şey yapabilecek misin Emre Mor? Yaparsan forma... İşte bir Muani. Abi Muani ne kadar çok gol atıyor ya. Emre Mor kaç aldın bakacağım. Emre 7.5 almış. Vallahi iyi oynamış. Çocuğun hakkını yemeyelim. İyi oynamış. İrfan Can camda koç oynamış. İrfan Can da 7.1 ile oynamış ama Muani yine attı golünü. Ve inanılmaz bir şekilde ligde kazanmaya devam ediyoruz. Avrupa Kupaları maçları ne zaman gelecek acaba bekliyorum. Ferdi Kadıoğlu'nu almak istiyorlar. Yani komik bir fiyat tabii ki Ferdi için. Reddediyoruz. İrfan Can Kahveci Trabzonspor'a bak ya, sürekli benim oyuncularımı almaya çalışıyor. 16-300 yok ya.
İrfan Can'ı verir miyim ben 16-3'üse? Hayatta vermem. İrfan Can'a gelen teklifleri de yasaklıyorum arkadaşlar. Evet, Zeiss gitti. Kime gitti peki bakalım? Celtic'e mi gitti? Rangers'a gitti. 7-700'e. Çok güzel oldu bu. Zaten bende de biraz para vardı. Bir transfer daha yapabiliriz. Ofisimize baktık. Mali durum 21 milyon euro mu? Harika işte bu be. 21 milyon euro. Peki hangi mevkiye? Hangi mevkiye? İrfan Can 77. Burayı idare ediyor. Zaten Arda Güler burada. Muani burada. Rossi burada. Ferdi Kadıoğlu'nun yediği var. İki tane stoperim tamam. Osayi Samuel zaten oynatmak istiyorum. O yüzden kalmalı. Osayi Samuel kalmalı. Oynatmak istiyorum çünkü. Arao 77. Hani İsmail oynayabilir. Crespo burada arkadaşlar. Yine 25 yaşında. Yani iyi bir param var ama bu parayı nereye değerlendireceğimi bilemiyorum ya. Gayet iyi kadrom var. Nereye değerlendirsek bilmiyorum. Bir sağ bek alsam Samuel'i keser. Buraya çok iyi bir CDM alsam. 77'den daha iyisini alsam. Bir dakika ya. Arao'nun fiyatı kaç para arkadaşlar? Arao. Şöyle baktığımız zaman finansala. Arao kaç para? Arao bakıyoruz. 9 milyon euro değeri var Arao'nun. Bir dakika. Bir transfer listesine eklesek Arao'yu. 20 milyon da bende var. Oraya daha iyi bir CDM almaya çalışsak mı? Bir saat ilerle diyelim bakalım. Daha iyi bir CDM alabilir miyiz? Arao'yu satıp daha gencini. 20 milyon da üzerinde para var biliyorsunuz. Zeiss satıldı. Tamam, çok önemli değil. Ben Arao'ya bir transfer teklifi bekliyorum. Arao'ya bir transfer teklifi gelirse iyi bir oyuncu alabilirim oraya. İrfan Can'ı kiralamak istiyorlar. Tabii ki hayır. Çünkü yedek kalecim yok. Şimdi Oliver Skip diye bir oyuncu buldum arkadaşlar. Transfer merkezine geldiğim zaman. Şu çocuk daha 21 yaşında. Gayet iyi bir oyuncu. 25 ile 20 arasında bırakırlar diyor. 25 ile 20 arasında. Satın alma teklifi götür dediğim zaman. Benim param zaten 20 milyon euro var. Yani bunu alamam o fiyata. Evet, 20 milyon. Oyuncu değişimi. Orta sahalar. Bilin Arao'yu katıyorum. Ve aynı zamanda 11 milyon euro da hani şey olduğu için şöyle bir teklifte bulunuyorum, bakalım ne diyecek. Bu transfer olabilir diyor galiba, bakayım. 11 olabilir diyor ama diyor sonraki satıştan pay istiyorum diyor. Sonraki satıştan payı kaldırıyorum. 11 yerine 12 yapıyorum arkadaşlar. 11 yerine 12 yapıyorum. 12-300 diyor, kabul ediyorum. Willian Arao şu anda takımımızdan gidecek galiba. 70'i doğrulu bir oyuncu alıyorum şu anda. Peki 70'i doğrulu oyuncu aldığımız zaman Willian Arao'nun şeyi kaçtı? Overall'ı bir bakayım ona. 77 idi. Evet, aynı overall'lı oyuncu alıyorum ama biri 30 yaşında, bir tanesi daha 21 yaşında. Birazcık para katıyor muyuz? Evet, katıyoruz. Ama yapabilecek çok güzel şeyler olacak. Şimdi görüşme yaptığımız zaman 49 bin lira da maaşı varmış bunun. Evet, aldık. Oyuncuyu aldık. Güzel bir paraya geldi. Willian Arao gitti. Oliver Skip geldi arkadaşlar. Kadromuza. Şimdi baktığımız zaman nasıl bir transfer yaptığımızı göreceğiz. Bence C falan verecektir büyük ihtimal. Şöyle bir bakıyorum ne vereceğine. B verdi. İyi bir transfer yapmışız bence. Şimdi Willian Arao gitti. Evet, sevilen bir oyuncu mu? Sevilen bir oyuncu. Ama biz burada sevilen oyunculardan daha çok iş görecek oyuncu almamız lazım. Burada 21 yaşında kendisini çok fazla geliştirebilir bir oyuncu aldık. Bence gayet güzel bir kadro kurdum. Artık transferin son gününe doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Ooo, Akram Afif. Bunu bilenler çok iyi bilir. Akram Afif'i bilenler çok iyi bilir. Yani ben bunu şimdi alacağım. Bedava şu anda arkadaşlar. Bunu nerede izlemediyseniz, Galatasaray'a yapmış olduğumuz şey vardı bir tane. 5 sezon transfer yasak. Galatasaray'a yaptığımız bir şey vardı. Orada bu oyuncuyu görebilirsiniz. Şimdi 2 tane bedava oyuncu var. Bir tanesi kaleci arkadaşlar, 73 overall'lı. Yani bence bunu direkt alalım. Evet, Afif'i de aldık. Akram Afif arkadaşlar. Bu oyuncu gerçekten inanılmaz gelişen bir oyuncu. Çok çok iyi oynamıştı. Hatta Galatasaray'da Ekrem diyordum ya. Kerem Aktürkoğlu'nu kesmişti arkadaşlar. O derece iyiydi. Umuyorum burada Rossi'yi kesmez. Gerçi kesemez. Biz varız. Merhaba hocam. Bugün bana forma fırsat verdiğiniz için teşekkür etmek isterim. Daha yapmam gereken çok şey olduğunu biliyorum. Keşke daha iyi performans sergileyebilseydim. Kendini sorgulaman güzel. Bugün iyiydin. Eyvallah koçum. Bugün iyiydin. Evet, transfer dönemi bitti sevgili arkadaşlar. Ve gayet de güzel bir kadro kurduğumu düşünüyorum. Ve artık yavaş yavaş maçlarımıza ilerleyelim. Ayın teknik direktörü olmuşuz. 4 maç 3 galibiyet 1 beraberlik. Mükemmel. Kime karşı oynuyoruz? Kendi sahamızda Adana Demirspor'a karşı oynuyoruz. Yedeklere bakalım. Yedeklerde bir Afif Mafif vardı. Emre Mor, İsmail Yüksek. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Buruma, Afif. Afif'cim sen şimdi orada hiç mide bulandırma. Gelirsin, şovumu yaparsın. Sen kal. Senin de oynayacağın zamanlar gelecek. Şimdi maçı simülat et diyoruz. Haydi bakalım. Muani at bir tane. 1-1 beraber kalıyoruz. Muani attı ama 1-1 beraber kalıyoruz ne yazık ki. Kötü oldu. Evet, Avrupa mücadelesi. AYK'ya karşı oynayacağız. Şöyle bir bakıyorum. Vida var sadece tanıdık. Onun haricinde tanıdık bir oyuncu göremedim. Devam edelim bakalım. Kazanacak mıyız? Kendi sahamızda gömelim onları. 2-1 kaybettik be. Kendi sahamızda. Abi 5 şut 5 fırsatım var. Nasıl oluyor ya? Kim kötü oynamış? Bakıyorum böyle, Rossi kötü oynamış. Arda Güler kötü oynamış.
Diğer oyuncular iyi oynamış ama Allah kahretsin ya. 2 gün sonraya maç koymuşlar arkadaşlar. 2 gün sonraya maç koymuşlar. Oyuncuların bayağı yorgun. Yorgun oldukları için de burada bazı oyuncuları değişeceğim. Arda Güler'in yerine Lincoln'u koyacağız. Yorgun olduğu için. Bakıyorum başka yorgun oyuncum var mı? İrfan Can, Rossi. Rossi bir maçta kötü oynamıştı. Afif'i koyalım bir maçlık. Bir maçlık Afif'i koysak mı? Yok ya, böyle iyi. Hadi koçlarım benim. Kasımpaşa'ya karşı oynuyoruz. Kazanalım şu maçı. Kazanalım, geçelim. 2-0. Muani yine, oha, 2 tane birden attı Muani. Mükemmelsin oğlum. Derecelere baktığımız zaman Skip 6.6. Şöyle bir bakıyorum. Muani 9.7. Lincoln 8.4. Aferin Lincoln. Arda Güler sondan girmiş, 6.6 ile oynuyor. Yine 2 gün sonraya maç koymuşlar. Mükemmel bir şey. Ya şuraya bakar mısınız arkadaşlar, bak. Bak. Şuraya bak. Kasım, bak. Şunu oynuyorum, 2 gün sonra oynuyorum, sonra 2 gün sonra bir daha oynuyorum. Beşiktaş'a karşı bir mücadele. İrfan Can burada bayağı bir yorulmuş. Şöyle baktığımız zaman zaten burada oynamaz diyor. Nasıl oynamaz ya, sağ ortası oynar. Emre Mor'u koydum buraya İrfan Can'ın yerine. İrfan Can'ı tabii ki ama burada yedeklerde mutlaka tutmamız lazım. Nerede İrfan Can? Zaten yedeklerde duruyormuş. Şöyle baktığımız zaman Buruman'ın yerine Afif'i koyacağız. Yedek kalecimiz yok. Kalecimize bir şey olacağını düşünmüyorum. Başka burada Afif'i koyalım. Çünkü yorulmuş Rossi. Arda Güler, Atilla Salahi falan filan, diğerlerine güveniyorum. Afif, her zaman yaptığın şeyleri yap oğlum. Şu maçı bize kazandır. 2-0 kazanıyoruz. Crespo ve Muani. Arkadaşlar bu Muani gerçekten çok iyi oyuncu. Crespo 9.1, Afif 7.4, Arda Güler 8.5. Aferin Arda Güler. Bence gayet iyi. Baktığım zaman gayet iyi. Gol yenmeyen maç liderinde şu an Altay. 9 maçta 6 tane gol yenmeyen maç çıkartarak mükemmel gidiyorsun. Aferin koçum benim. Şimdi Alanyaspor'la deplasmanda bir maçımız var. Arda Güler burada şu anda yorgun gözüküyor. Oraya bir Lincoln alalım. Skip yorgun gözüküyor. Oraya bir İsmail Yüksek alalım mı? İsmail Yüksek alalım. Başka yorgun Ferdi Kadıoğlu, Alioski. İşte bak, bunu seviyorum. Bunları değiştirebiliyorum ya. Bu hoşuma gidiyor. Evet, maç simülete edeceğiz. Alanyaspor'a karşı 2-0 kazanıyoruz. İrfan Can ve Berisha. Çok güzelsiniz koçlarım benim. Evet, deplasmanda Avrupa'da kendi sahamızda yenilmiştik ne yazık ki. Evet, onları artık sahaya gömme zamanım geldiğini düşünüyorum. Ren takımına, deplasmana gidiyoruz. Çok iyi bir kadrosu var ama biz de boş takım değiliz. Arda Güler, 75'te oynuyorsun. Haydi koçum benim. Haydi koçlarım benim. 3-1 kazanıyoruz. Emre Mor yine girdi, attı golünü. Emre Mor 61'de girdi. Rossi attı. Arda Güler attı. Koçlarım benim, 3 tane sallamışız. Aferin Arda Güler be. Aferin Arda Güler. Kaçta oynamışsın? Çıktın mı? 8.5'da oynamışsın. Rossi 9.4. Emre, aferin Emre. İrfan Can. İrfan Can, Emre'ye kaptırırsın formayı, kusura bakma. İç sahada Kayserispor mücadelesi var. Güveniyorum ben takımıma, maç yap diyorum. Şöyle iç sahada Arda falan yoruldu. Oraya bir Lincoln yapalım. Lincoln olasın. Bu kardeşimiz oldu, Perez yapalım. Ferdi Kadıoğlu, Rossi. Bakıyorum İrfan Can'ın yerine Emre Mor hak etti formayı. Emre Mor hak etti formayı. İşte burada transfer kariyerinde bunu çok seviyorum. Hani tek tek değiştirebiliyorsunuz ya. Bunu seviyorum. Simülete dedik. Kendi sahamızda bir galibiyet bekliyorum. Harikasınız. 2 tane şut çekmişler, bir tanesi gol olmuş. Biz 6 şut çekmişiz, gol atamamışız. Harikasınız, aferin. Aynen böyle oynayın, tamam mı? Aynen böyle oynayın. Evet, moralimiz şu anda bozuldu ama çok da önemli değil. Ligde telafisini ederiz. Birinci bölüm burada sona erdi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmadan izleyenler lütfen abone olsunlar. Sizler sayesinde kanalımız yükselsin. Like'a basarsanız da videomuz daha çok izlenir. Motivasyon oluyor bana da arkadaşlar. İstiyorsanız basın, istiyorsanız basmayın. Basarsanız sevinirim. Kendinize bakın, ikinci bölümde görüşürüz.